Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Aladdin hocam bugün sizlerle birlikte KPSS ön lisans sınavlarında çıkan köklü sayı sorularına birlikte bakacağız arkadaşlar 8 tane soru hazırladım 8 tane soruyu birlikte çözeceğiz ve daha önce yaptığınız hataları yapmayacaksınız sınavlarda inanıyorum ki netleriniz full olacak. Şimdi kök içinde 1,28'i biz açarken normal şartlarda isterseniz değerli arkadaşlar 128 bölü 100 yazarsınız. Bunu 32 bölü 100 yazarsınız. Bunu 8 bölü 100 yazarsınız. Klasik anlamda çözümü bu ama size şunu söyleyebilirim arkadaşlarım. Eğer sizler Virgülden sonraki sayılara e, basamaklara baktığınız 2 tane. Her yerde 2 tane ise virgülleri yazmadan işleme devam edebilirsiniz. Yani şöyle yapabilirsiniz. Direkt bunu 128 kök içinde. Ondan sonra bu da 32 kök içinde. Bu da efendim 8 kök içinde. Neden böyle bir şey oluyor? Çünkü siz bunu bakın şöyle bir şey yaptığınızı düşünün. Şunu zaten hani şöyle düşünüyorsunuz ya. Ayrı ayrı düşünüyorsunuz ya şöyle. Aşağıda 10 kaldı diyelim. Şimdi 10 gelecek. Payda kısmından da 10 gelecek ve bunlar gidecek. O yüzden işlem uzamasın diye sizler gelin. Benim dediğimi dinleyin. Virgülden sonraki basamak sayıları aynı ise virgülleri saymadan e, direkt sayıları yazabilirsiniz. Kök 128'i ben dışarı çıkartırken normalde 64 çarpı 2 diye düşüneceğim ya. Neden 64 çarpı 2 hocam niye 36 çarpı efendim e, şey 32 çarpı 4 falan değil de. Arkadaşlar çıkabilecek en büyük sayıyı düşünmeniz lazım. Yani biraz daha küçük sayıları düşündüğünüzde işler yine uzar. O yüzden sadece en büyük sayıyı düşünmeye çalışın. 32 sayısı mesela 16 çarpı 2'dir doğru mu doğru. 8 sayısı mesela 4 çarpı 2'dir değil mi? Aynen. Şimdi 64 sayısını biz 8 kök 2 diye düşündük. 16 sayısını 4 kök 2 diye düşündük. Bunu biz 2 kök 2 diye düşündük. Harikasınız. Peki yukarıda ne oldu şimdi? 8 kök 2 olduğu gibi yazıldı. 4 kök 2'den 2 kök 2 çıkarsa 2 kök 2 kaldı. Çuf çuf yaptınız. 8 bölü 2 de 4 diye düşündünüz değerli dostlar. Cevap 4. Diğer bir soruya bakalım hemen arkadaşlar hemen diğer bir soruya bakalım. Şimdi burada daha önce hatırlarsınız iç içe kökler vardı. İç içe köklerde şurayı bir boşaltmam lazım. Kuralı ben size şurada bir hatırlatayım isterseniz. Şöyle varsayalım ki A şöyle iç içe kökler olsun. Şöyle hatta bir tane daha yazalım. X, Y, Z. Eğer şu aralarda boşluk varsa hiçbir şey yazılmamışsa biz bu kök derecelerini çarpıyoruz yani içeride bir tane a yazıyoruz. Peki burada içeride olan sayı varsa şurada sayı olsa biz onu nasıl en içe alırız? Şöyle alırız arkadaşlar. Mesela mesela a kareyi şuraya alacağız. Az, önce, az sonra yapacağız. Şimdi bunun derecesi ne? 2. Bu da bir de a varmış. Şu a kare içeri alırken ne diyeceksiniz? A kare çarpı A karenin karesi çarpı A diyeceksiniz. Ve arayı ne yaptınız? Boşalttınız. Şimdi bunu bu soruda detaylı görelim aslında. Şöyle arkadaşlar. Şimdi ben bunu şurada yazalım. A kareyi içeri alıyorum. Bakın içeri aldığınızda şu derece bizim için önemli. Bu ne? 2. O zaman bu 2'yi içeri aldığınız sayı neyse artık onun da kuvvetiyle çarpmanız gerekiyor. Bakın şöyle oldu. A karenin karesi çarpı a. Şöyle. Eşittir ne kardeşim? 32 yaptık. Bakın arayı boşalttık. Arayı boşalttıktan sonra 3 çarpı 2. Burada 2 var biliyorsunuz. 6 oldu kökün derece, dereceleri çarptınız. Peki burada ne çıktı? 2 çarpı 2 4 var. Hadi uzatmadan bir de 1'i topla. A üzeri 5 olsun. Şimdi biz daha önce köklü sayıları üslü sayılar biçiminde yazmayı biliyoruz kuralı hemen şurada bir yazayım hatırlatayım size a üzeri x y dereceden kökün içindeyse hatırlayınız a üzeri x bölü y biçiminde çıkardı bunu da aynı şekilde yapabilirsiniz yani şöyle a üzeri 5 bölü 6 bunu da 2 üzeri 5 diye yazarsınız arkadaşlar şimdi bundan sonrası tamamen size kalmış İsteyen arkadaşım şunu diyebilir e, hocam biz Efendim şu 5'leri götürebilir miyiz? Kesinlikle arkadaşlar yapabilirsiniz. Burada bir geri adım. Şunu bir geri alayım. Evet. Yapabilirsiniz ya da ya da şöyle bir şey düşünebilirsiniz arkadaşlar. Biraz daha net görmek adına. Şu şekilde yapabilirsiniz. Bakın 5 bölü 6'yı 1 bölü 6 ve 5'i ayrı ayrı çarpım biçiminde yazarsanız da olur. Şu 5'leri gönderdiniz diyelim. Ne kaldı şimdi elimizde? Şöyle biraz yukarı çıkalım. Ee, A üzeri 1 bölü 6 eşittir 2. Şimdi senin A'ya ihtiyacın var ya. O zaman her tarafın 6. kuvvetini aldığımızı düşündüğümüzde. Şöyle her tarafın 6. kuvvetini alın. Şunlar zaten sadeleşti. A eşittir ne oldu kardeşim? 2 üzeri 6. Yani biz aradığımızı. 64 diye ne yaptık? Bulduk. Evet. Diğer bir soru. Şimdi burada kök 3 eksi 1'i vermiş bize. Kök 3 eksi 1 yerine direkt yazılacak. Hiçbir şey yapmayın. Direkt yazın. Yani şöyle. Kök 3 eksi 1. Burada tabi çarpma işlemini iyi bilmeniz lazım. Bazen işlem hatası yapıyorsunuz. Dikkat etmeniz lazım. Şöyle bunu da isterseniz arkadaşlar daha kolay olsun diye hemen tam kare olduğunu gördünüz mü? Hani şunları çarptığınızda topladığınızda ortayı veriyor ya. O zaman ben bunu a artı 1'in karesi diye bir adımda yazayım. Ve şimdi yukarıda kök 3 eksi 1 kalsın. Yanında kök 3 artı 1 çıktı. Ve müsaadenizle şimdi buradaki a yerine de şunu yazıyorum kök 3 eksi 1 bir artı 1'in parantez karesi. Süper. Peki yukarıda 2 kare farkı çıktı yine. Bakın 2 kare farkı önemli. Hemen ne yaptınız? Kök 3'ün karesi eksi 1'in karesi bölü. Tak tak yaptık. Kök 3'ün karesi ne yaptı kardeşim? 3. E kök 3'ün karesi 3. 3 eksi 1 2. Ne yaptık? 2 bölü 3. Aradığımız doğru cevaptır. Diğer bir soru. Evet şu soruya bir hemen bakmamız lazım. Hemen bakalım. Ee, dikkat edin arkadaşlar bazıları kök dışına çıkabilecek sayılar. Mesela 8'i ben 4 çarpı 2 düşünüyorum. Ee, 45'i 5 çarpı 9 düşünüyorum. 18'i 9 çarpı 2 düşünüyorum. Ve öyle işlem yaparım. Daha kolay olur çünkü. Burada şunu bir düzenleyelim. Şuradan bir başlayalım mesela. 3 çarpı. Şimdi 8'i ben hani 4 çarpı 2 diye düşünüyorum ya. O 4'ü ben direkt 2 diye çıkarsam herhalde kızmazsınız. Kök 2 diye kaldı. 3 kök 5'i değiştiremiyorum. En sade halde yazılmış çünkü. Tamam. Ve çarpı. Çarpı arkadaşlar. Çarpı ne gelecek? Kök 45'i de ben hani 5 ve 9 diye düşünsem. 9'u ben 3 diye dışarı çıkarsam. 3 kök 5. Şunu da 9 çarpı 2 diye düşünüyorum. 9'u yine 3 diye çıkardım. 3 kök 2 ve en son 7 kök 2 diye yazıldı. Eşittir. 3 kere 2 burası 6 kök 2. 2 kök 2'yi çıkardınız 4 kök 2 oldu. Artı 3 kök 5 oldu. Çarpı bunu bir düzenleyelim. 3 kök 2 var. Eksi 7 kök 2 var. O halde eksi 4 kök 2 oldu. Bakın yine şu ve şu eşlenik ifadeler. Bunu nasıl yaparsınız? 3 kök 5'in karesi eksi 4 kök 2'nin karesi diye yazdınız. Süper. 3'ün karesi 9 çarpı 5 kök 5 oradan kök 5 oradan 5 diye çıktı. 4'ün karesi 16 çarpı 2 yani 45 sevgili dostum. Eksi 32'den ne kaldı? 13 kaldı. Doğru cevabınız C şıkkı yani 13. Diğer bir soru sevgili dostum. Şimdi burada e, işi biraz akışına bırakmanız lazım. Mesela şöyle 4'ü 2 üzeri 2 diye yazın mesela. Hani başta şunu bir düşünelim. 1 eksi 1 bölü 2 üzeri 2 diye düşündük. Ve kökü şöyle bir kapatalım. Süper. Peki küp kök içinde. Arkadaşlar şunu isterseniz yukarı çıkarın ve şöyle bir şey olur. Bak bu eksiği değiştiremezsiniz 7'den dolayı. O zaman sadece şunu belki yaparsınız. Yani 1 bölü 2'nin karesini yukarı üstü sayılardan hatırlayınız. Hangi kuralda o? Hani 1 bölü a üzeri n yazılırken ne oluyordu? a üzeri eksi n diye yazılıyordu. Doğru mu? Evet. Çarpı bir düzenleyelim arkadaşlar. Çok güzel olmadı çünkü. Şuradan bir evet. Çarpı 2 üzeri 8 var sevgili kardeşim. Peki. Eksi 2 üzeri 14 Çarpı 2 üzeri 8. Bir adım daha. İsterseniz küpten dolayı eksi zaten değişmeyecek. Eksiyi dışarı alın. İşiniz daha kolay olsun. Burada eksi 14 var bu arada. Şu şekilde yaptınız. Peki. Bu 2 üzeri eksi 6'nın anlamı ne? 1 bölü 64. Nereden çıktı? Şuradan çıktı. Bakın. Şuradan çıktı. Eksi kök içinde... 1 bölü 64. Peki bu nasıl çıkar sevgili kardeşim? 1 bölü 8 ama önünde eksi var tabii ki. Dolayısıyla doğru cevap yine C şıkkı. Diğer bir soru hemen çözelim. Şimdi burada bu soruyu çözerken şimdi birbirine benzer ifadeler vermiş ya kafanız karışsın diye. Burada iki tane kök eksi bir burada iki kök x eksi bir var. Şimdi bu soruyu en iyi yapmanın yolu sevgili arkadaşlar karelerini almak en kolay, en güzel yol o. Sonra bir yerden sonra birazcık bir değişken değiştirme gerekebilir. Şuradan karesini bir almaya çalışalım. Şimdi bunun karesini alırken 2'nin karesini aldınız 4 oldu. Kök x eksi 1'in karesini aldınız direkt x eksi 1 çıktı. Şimdi bunun karesini alırken özdeşlikleri hatırlayın tam kare ifadeleri. Hani birincinin karesi eksi birinciyle ile ikincinin çarpımı iki katı artı ikincinin karesi diye Şimdi ben bunu yavaş yavaş yapıyorum. 2 kök x'in karesi. Eksi. Birinci ile ikincinin çarpımının. 2 iki katı. X artı ikincinin karesi. Tamam. Bakın ne oldu? 2 kök x'in karesi. Eksi. Bunları çarptık. Şöyle bunların 2 katı. Eksi tabi önde. Artı ikincinin karesi. Yani 1'in karesi. Bunu bir düzenleyelim. 4 x oldu. Eksi burası 4 kök x oldu. Artı 1 oldu. Burayı düzenleyelim. 4x eksi 4. Hadi 4x'ler gitsin. Harika bir şey çıktı. Elimizde ne kaldı şimdi? Eksi 4 eşit eksi 4 kök x artı 1. Hadi şu eksi 4'ler de sadeleşirse 1 eşittir kök x. Ha, pardon arkadaşlar ufak bir cinayet işledik. Hemen düzeltiyorum müsaadenizle. Şöyle bir dakika tamam. Artı bir. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bunu e, düzenlemek için ne yapacağız? Şu bir diğer tarafa atacağız. Eksi 4 eksi 1 eşittir eksi 4 kök x oldu. Burası eksi 5 eksi 4 kök x oldu. Her tarafı o güzel anı yaşamak için eksi 4'e bölün. Bunlar gitsin kardeşim. Burası 5 bölü 4 kaldı. Şöyle. Eşittir kök x. E ben hala x'i istiyorum. O zaman her tarafın karesini alın ki zıkkımın kökünden kurtulmuş olduk. Her tarafın karesini aldınız. Ve x eşit 25 bölü 16 olur diyoruz değerli dostlarım. Evet, olay bu kadar basit. arkadaşlar. bir diğer soruya geçiyoruz. Şimdi pay kısmında problem yok. Nasıl problem yok? 121 neyin karesidir? Tabii ki 11'in. Peki efendim 49 neyin karesidir? 7. E aşağıya bakalım. Aşağıda 243. Bakın. E, 3 4 daha 7 2 daha 9. Bu bir kere 3'ün kuvveti. Hangi kuvveti olduğunu hatırlayan var mı? Evet. 3'ün 5. kuvveti. Süper. Peki bu ne? 3'ün küpü harika. İşleme devam. Yukarısı 18 oldu. Peki bu 3 üzeri 5'i ben dışarı nasıl çıkartabilirim? Ancak şöyle çıkartırsınız. 3 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 1 diye düşünürsün. Eksi bu da 3'ün karesi çarpı 3 diye ya da işte 9 çarpı 3 diye düşündünüz. Önemli değil. Peki yukarısı aynı yazıldı. 3 üzeri 4 3'ün karesi diye çıkar. 9 tane kök 3 oldu. Bu da 3 kök 3 oldu. Süper. 18 bölü 6 kök 3 oldu. Hadi kök 3'te bir genişletme işi yapalım. Ne oldu kardeşim? 6 çarpı 3. Bak bunlar gider. Aradığımız ne? Kök 3 arkadaşlar. Harikasınız. Ve son bir sorumuz var. Onu da çözüp dersimizi bitireceğiz. 2020'de çıkan bir soru. Şimdi Arkadaşlar bu soruları çözerken böyle eşlenik ifadelerle yola çıkacaksınız. Şimdi en alttan başlamanız lazım. Şurada onu bir yazayım. Şimdi kök 3'e dokunma zaten. Şunu kök 3 ile genişletmen lazım. Yani şöyle. Pay ve paydayı kök 3 ile çarptınız. Ne kaldı? Şu kaldı. Peki düzenleyelim. Buna hala bir şey yapmıyorum. Şuna da bir şey yapmıyorum. Güzelce bir payda işleme yapalım. 3 çarpı hani şu var ya 3 çarpı kök 3 3 kök 3 eksi 2 kök 3 bölü 3. Süper. Peki. Şu 3'ü şöyle yukarı attınız ya ne oldu? 6 oldu. Niye? 2 çarpı 3 oldu. Aşağıda ne kaldı? Kök 3 oldu. E hala kök 3 payda kısmında ne yapabilirim? Eşlenikle çarpabilirim değil mi? Kök 3 artı 6 kök 3 Böyle 3 oldu. Hadi bunları gönder. 2 kalsın. 2 kök 3. 1 kök 3 daha. Sevgili dostum. 3 kök 3 deyip. Doğru cevap 5 şıkkı diye işaretliyoruz arkadaşlar. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Ee, hala abone olmayan arkadaşlar varsa lütfen abone olsunlar. Destek olsunlar. Paylaşsınlar. Daha fazla kitleye ulaşmamız lazım değerli dostlarım. Hepinize iyi çalışmalar. Kendinize iyi bakın.